Merhaba, Mart ayının Z raporuyla karşınızdayım. Yine bu Z raporunda yeni çıkan kitaplar, benim gündemime giren yeni çıkan kitaplar, yine akademinin ve üniversitenin gündeminde olan mevzuları, çeşitli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gün içinde biraz hem yoğunluğum hem de akşama doğru da Günhan Börekçi Hoca'nın sunumunu dinlediğim için videoyu çekmeyi geciktirdim. Şu anda saat 10.30 civarı. İnşallah Mart ayı bitmeden videoyu da kanala yüklemiş olurum. Şimdi çok vakit kaybetmeden başlayalım. Bu ay üzücü bir vefat haberiyle sarsıldık. Türk tarihçiliğinin, Türk iktisat tarihçiliğinin önemli isimlerinden Mehmet Genç Hoca'yı 18 Mart akşamı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hem tarihçiliğiyle, hem vizyonuyla, hem kitabıyla ve konferanslarıyla gerçekten çok önemli çalışmalar yaptı, çok önemli isimleri yetiştirdi, çok önemli isimlere değdi, onların çalışmalarına katkıda bulundu. Çok önemli bir tarihçimizdi. Bundan sonra artık Mehmet Hoca'nın yazdıklarıyla ve söyledikleriyle baş başayız. Bu bakımdan hocanın vefatından önce yayınlanan, Ötken Yayınları tarafından yayınlanan Osmanlı ekonomisine dair konuşmalar bir adıyla bir kitap yayınlandı. Mehmet Genç ve Erol Özvar Hoca'nın ortaklaşa yayınladığı bu kitap aslında Mehmet Genç ile Erol Özvar'ın umuma açık yaptıkları konuşmalardan, soru cevaplardan meydana gelmektedir. Soruları Erol Özvar yöneltmiş, cevapları ise Mehmet Genç vermiştir. Konuşmalar Mehmet Genç'in hayatını anlatmak, hikaye etmek, üzeri hazırlanmış bir biyografik söyleşiler bütünü değildir. Fakat ömrünün 60 yılını Osmanlı arşivlerinde geçirmiş bir ilim insanının Osmanlıların iktisadi hayata bakışlarını, yapıp ettiklerini ve müesseselerini nasıl anladığını ortaya koymak üzere hazırlanmıştır deniliyor kitabın tanıtım metninde. Gerçekten hocanın vefatından önce yayınlanması da tevafuk oldu. Önemli bir kitap. Bunun sanırım ikincisi de gelecek. Bu bir olarak yayınlandı. Ötken Yayınları'ndan yayınlanan bir başka kitap, Ömer Lütfi Barkan Hoca'nın makalelerini bir araya getiren bir çalışma yapıldı. İstila devirlerinin kolonizatör Türk dervişleri, nüfus ve iskan meselelerine dair toplu çalışmalar adıyla yayınlanan bu hacimli kitap 6-7 makaleyi barındırıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun teşekkülü meselesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda kuruluş devrinin toprak meseleleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda iskan ve kolonizasyon metotları, sürgün, toprak reformları ve iç kolonizasyon meselesi gibi makaleler yer alıyor. Ötken Yayınları'nı tebrik etmek gerekir. Çok önemli bir çalışma yaptılar. Hocanın makaleleri parça parça bir yerlerde bulunuyordu. Bir araya gelmesi iyi oldu. Bir başka kitap ise Natalia Rothman Hoca'nın İngilizce olarak yayınlandı ve bu kitabın hem PDF'si hem de EPUB versiyonu ücretsiz olarak yayın evi tarafından sunuldu okuyuculara. Bunun da kitabın da linklerini açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. The Dragoman Renaissance, Diplomatic Interpreters and the Roots of the Orientalism adıyla yayınlandı. Bu kitabın özelliği Dragoman dediğimiz tercümanların Osmanlı diplomatik ilişkilerindeki önemi ve Osmanlı eliti haline gelmelerini ele alıyor. 16. ve 17. yüzyıllardaki durumunu ortaya koymaya çalışıyor. Kitabın dediğim gibi linklerini açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bir başka İngilizce kitap bu ay içinde yayınlanan Ottoman İstanbul in Flames. Ahmet Tekin'in kitabı yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş hali Yeditepe Yayınları tarafından yayınlandı. Ahmet Tekin yüksek lisansını Şehir Üniversitesi'nde tamamlamıştı. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünün araştırma görevlilerinden biri. Benim de hem mesai arkadaşım hem de çok değerli bir dostum. Ahmet Tekin'in bu çalışmasını da sizlere tavsiye ediyorum. Eğer ilgileniyorsanız kitabın içeriğinden de kısaca bahsedeyim. Yangınların Osmanlı şehir hayatını nasıl etkilediğini ve buna karşı ne tür tedbirler alındığını anlatan önemli bir çalışma 18. yüzyılı ele alıyor. Yine Yeditepe Yayınları'ndan bir başka kitap size önermek istiyorum. Bu ay içinde yayınlanan, benim dikkatimi çeken Peter Lehr'in Korsanlar üst başlığını, alt başlığı biraz daha uzun, Vikinglerden Somali korsanlarına kadar korsanların keşfedilmemiş tarihi adını taşıyor. Doğan Mert Demir'in çevirisi, korsanlığın bir deniz güvenliği, terörle mücadele unsuru ve nasıl bir anlayışla ortaya çıktığını ele alan korsanlığın yüzlerce yıllık tarihi hakkında önemli bir çalışma. Yine Yeditepe Yayınları'ndan, bu ay içinde Yeditepe Yayınları çok dikkat çekici, en azından benim dikkatimi çeken kitaplar yayınladı. Orta Çağ Avrupa Tarihi benim alanım değil ama merak ettiğim, ilgi duyduğum dönemlerden biri. Pınar Ülgen Hoca'nın Orta Çağ Avrupa Tarihi kitabı da yine bu ay içinde yayınlanan kitaplardan biriydi. Bu kitabı da sizlere tavsiye ederim. Bu ayın önemli haberlerinden biri ise İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Hacer Topaktaş Üstüner Hoca'nın Benedikt Polak ödülünü almasıydı. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aday gösterildi bu ödüle ve Polonya Cumhuriyeti tarafından verilen bu ödül Hacer Topaktaş Üstüner Hoca'ya takdim edildi. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Polonya
Türkiye ilişkileri anlamında da, Leh Osmanlı ilişkileri anlamında da çok önemli çalışmalara imza atıyor Hacer Hoca. Bu ayın can sıkan haberlerinden biri ise Kasımpaşa Divanhanesi Karakolu'nun yıkılması oldu. Önemli bir tarihi eserimizi Ulaştırma Bakanlığı yol genişletme, başka yere bu divanhaneyi, karakolu başka yere taşıma bahanesiyle yıkarak yolu genişletmek istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna itiraz etse de ne büyükşehrin gücü yetti ne hukukun gücü yetti. İdare bir şekilde bunu yıkacak, ortadan kaldıracak belli ki. Tarihi eserlere saygının, tarihi eserlere verilen önemin de ne olduğunu aslında işte görüyoruz. Yani fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Çünkü idare artık hiç kimseyi dinlemeden bir şekilde bunları yapıyor ve siz ne kadar bir şey söyleseniz, büyükşehir olarak yetkili de olsanız, işte koruma kurulları olarak yetkili de olsanız, idare kafasına koyduğu zaman yapıyor ve belki de 3-5 yıl sonra kimse bu haberi bile hatırlamayacak. Mart ayının Z raporunu sizlerle paylaştım. Hem tanıttığım kitaplarla ilgili hem de haberlerle ilgili lütfen yorumlarınızı, değerlendirmenizi benimle paylaşınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.